Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hafta sonu nasıl geçti? Güzel. Güzel. Düşündünüz mü? Evet. Düşündük. Şimdi cuma günü aynen bu şekilde bırakmıştık programı. Ece asla ailesiyle aynı ortamda bulunmak istemediğini, yani onları görmek istemiyorum demişti. Biz de bunun çözümünü hemen yan stüdyoya aldık anne babayı. Herhangi bir problem, sorun olmasın diye oradan iletişim kurmaya çalıştık. Hafta sonu yayını izledin mi? Yayının tekrarını izledin mi? Hikayeni bir de bambaşka bir gözle, ya yani üçüncü bir gözle dinledin mi? Evet. Yaptıklarını mantıklı buldun mu? Bazı şeyler hayır. Nedir mesela? Evden kaçan bir kız var. Evet. Onu izliyorsun, aslında o sensin ama dışarıdan bakıyorsun kendine. Evet. Sonra seni buluyoruz. Sen sevdiğim kişinin yanındaydım. Ailem o insanla evlenmeme izin vermedi diyorsun. Evet. Ama ailem böyle bir adamı hiç tanımıyor. Bugün buraya hangi kararla geldin? Evlilik kararıyla. Murat'la evlenmeye evet, karar verdin. Evet. Peki bu kararı tek başına aldın. Tek başına uygulamaya da koyabilirsin. Birlikte aldık. Kimle? Murat'la. Murat'la. Yan tarafta oturan ailen var, annem baban. Onlar orada yan tarafta kalsınlar mı? Yoksa beni affetsinler? Benim bu kararımı desteklesinler, benim seçtiğim insanı tanısınlar der misin? Murat'ı tanımalarını istiyorum, görüşmek de istiyorum. Annen baban burada. Benim bir talebim var. Talebe gelmeden önce Ece, annem baban yan tarafta. Buraya gelebilirler mi? Gelebilirler. Ha? Gelebilirler. Ama bu çağrı böyle gelebilirlerle olmasın. Lütfen sen söyle. Kalk istersen ayağa, onları sen getir. Hadi gel. Bu o kadar zor olmamalı. Ece. Ece. Bu bir barışma teklifi aslında. Onlar senin büyüğün Ece. Ece gel kızım bak, çekinmene gerek yok. Gel Ece. Kalben ve gerçekten onlarla barışmak, bir arada olmak istiyor musun? Konuşmak isterim. Sen çağırır mısın? Ece. Ece. Kızım. Ece. Bir konuşsana bizle. Gel babacığım bak. Hallederiz her şeyi. Hiç korkmana, çekinmene gerek yok. Benim onları davet etmem hiç zor değil. Buyurun buraya dediğinde geliyorlar zaten. Sen şimdi otursunla. Ama ben bunu senin söylemeni isterdim. Ya ben 20 Ekim'de böyle bir hata yaptım. Kaçtım. İşte 25 Ekim neyse. Kaçtım. Gelin artık barışalım. Siz beni affedin, yeni bir başlangıç yapalım. Şunu da asla unutma. Evlenme kararı aldığın yanında oturan kişi senin annene senden gördüğün kadar sevgi ve saygı gösterecek. Sen o sevgi ve saygıyı kendi ailene karşı göstermezsen yanındaki kişi de öyle davranacak. Aynı durum onun için de geçerli. Onun ailesine davranışları aslında evlendiği kişide rol model olur. Seni aramaya günlerdir ağlayan anneni buraya gelsinler, karşıma otursunlar lafı hoş bir davranış sana yakışmaz Ece. Eğer evlilik kararı aldım, ben bir yuva kuracağım diyorsan, yuva böyle kurulmaz. Ececiğim, niye bu kadar düşünüyorsun? Bilmiyorum. Ha? Yani böyle bir adım atmak zor mu? Sen gel dersen onlar sana koşacaklar zaten. Bunu biliyorsun değil mi? Gelsinler. Peki bir şey soracağım. Ya senin annen ve baban seni aramak için buralara gelir miydi? Hiç aklından geçiyor muydu bu? Gelirlerdi. Ha?
gelirlerdi. Niye yaparlardı bunu? Sonuçta evlatlarıyım. Tamam, sonuçta evlatlarısın ama kalkacaklar oradan, düzenlerini bozacaklar, buralara gelecekler, bir bilinmez. Çok meşakkatli bir yol bu. Evet. Bunu yapmak için çok sevgi lazım. Değil mi? Evet. Sen annen ya da baban kaybolmuş olsaydı onu aramak için gelir miydin buraya? Evet. Gelirdin. Amacın ne? Sevgi. Sevgi. Onlar da bu yüzden geldiler. Sen davet et. Nasıl söylüyorsan, nasıl hitap ediyorsan. Lütfen gelir misiniz? Gelirim. Tamam anne, ağlama. Niye sen böyle baktın gittin bir anda? Neden, neden yaptın? Neredesin sen babacığım? Nerelerdesin sen? Kimlerin yanında kaldın ya? Neden şey yaptın? Tamam ağlama. Murat Bey, kalkabilirsiniz yani, isterseniz tabii. Ne acı değil mi? Yani insanın yanında oturan kızınız, evladınız ya da anneniz, babanız sanki hani hayatınızı ilk defa görmüş biri gibi. Aranızda kocaman duvarlar var, bir bilinmezlik var. Biraz herhalde bizim aile duygularını göstermekte zorluk çekiyorum. Öyle bir şey var zaten bizde. Yani öyle. Duygularınızı göstermez misiniz? Yani kolay kolay göstermiyoruz herhalde. Bu bizim sülaleye has bir şey herhalde. Biraz böyle sevgiyi hemen gösteremiyoruz. Yani. İnsan söyleyemez ama. Buyurun, bir şey diyordu anne. Şimdi bazı insanlar sevgilerini sözcüklere dökemezler ama böyle bir bakışla, bir gülüşle, bir böyle bir dokunuşla ya da bir tavırla ifade edebilirler. Tabii. Siz hiç yapamaz mısınız? Hiç kızınızın saçını okşamadınız mı? Yok, tabii ki yaparız da şimdi burada ne bileyim. Hayır, evdeyken soruyorum. Hayır, evdeyken tabii ki yaparız her zaman. O benim kucağıma yatar, ben onun kucağına yatarım. Ne zaman bitti o ilişki peki? Hiçbir zaman bitmedi ki. Son ana kadar vardı yani. Son yani kaçtığı güne kadar vardı. Hiçbir şekilde hiçbir zaman yoktu. Şen şakraktık biz. Hiç anlatsan da. Konuşmak istemiyorum. Konuşmak istemiyorsun. Siz konuşmak istiyor musunuz Murat Bey? Benim bir talebim var. Merhaba. 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 Şimdi gördüğüm kadarıyla barıştılar. Ben de bunu istiyordum gerçekten. Bunu işten söylüyorum. Ailesi razı gelirse yani daha iyi olur benim için. Ben Ece ile evlenmek istiyorum. Çünkü kendisini çok seviyorum. Onu mutlu edeceğime de inanıyorum. Razı gelmeseler bile yani saygı duyarım. Ama yine sizin yardımınızla bu ekranda bizim nikahımızın kıyılmasını talep ediyorum.
Tabii ki bu kararı verecek olan önce anne babadır. Yani onların bu kararından önce herhangi bir şey söyleyemem. Ece'yi çok sevdiğini söyledin. Kimsenin içini açıp da bilemiyorsun ne kadar seviyor diye. Yani vücudunda böyle bir hormon, böyle bir şey yok. Ya da kan aldığında o sevginin derecesini ölçemiyorsun. Ama ben sevginin derecesini şöyle ölçerim. Sana ve ekran başındakilere söylüyorum. Sevdiğiniz bir kız size kaçtı. Ailesine sırtını döndü. Evsizim, yurtsuzum, bana sen sahip çık dedi. Ne olursa olsun, sonucu ne olursa, hangi tepkiyi alacağım, nelerle karşılaşacağımı bilirsem bileyim, yine de annesinin ve babasının, bak kadın olarak söylüyorum, kapısına giderdim. Kızınız benim yanımda, böyle bir durum var. Ne yapmamı istersiniz? Nasıl davranmamı istersiniz? Durumdan haberdar ederdim. Ben bu kızı gerçekten hayat arkadaşım olarak görüyorum. Ben bu kızla evlenmeyi düşünüyorum ama durum bu. Size doğruları anlatmak istedim. Gerçekler budur. Kızınız benim yanımdadır. Bunu bekler miydiniz? Tabii ki de. Ne yapardınız? Sen Murat düşünsenize, kapınızı çalmış olsaydı. Siz kayıp başvurusu yapıyorsunuz. Sokaklarda kızınızı arıyorsunuz. Bir delikanlı kapınız çalıyor. Merhaba Murat ben. Evet. Kızınızın erkek arkadaşıyım. Kızınız kayıp ama benim yanımda. Bunu bilin istedim. İçeriye davet eder konuşurdum yani. Ece'nin neden kaçtığını konuşurduk. Bir şekilde hal yoluna koyardık. Ama bizim kapımıza kimse gelmedi ve biz onu zaten Ece'yle erkek arkadaşı olduğunu dahi bilmiyorduk. Ece bir hikaye yazmış kendine, evet, yazmış göre. Yani hani o kendini öldürmesi gibi bir hikaye yazmış. Murat, seni ailem istemiyor. Doğru mu Ece? Evet. Ailen Murat'ı tanıyor muydu? Tanımıyoruz Ece. Tanımıyorlar. Tanımıyoruz. Hiç tanımıyoruz. Murat abi isminden, tanımıyoruz. Murat ismini biliyorlar mıydı? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Ben Ece'ye soruyorum. Kızım doğruları soruyor. Ece'ciğim soru çok basit. Ailen Murat ismini biliyor muydu? Murat'la ilişkini, arkadaşlığını, bu ilişkinin nikah masasında bitmek istediğini, ya senin arzunuzun, sizin arzunuzun bu olduğunu biliyorlar mıydı? Ececiğim, ailen bunu biliyor muydu? Annem ve babanın Murat'tan haberi var mıydı? Var mıydı haberi? Sen 25 Ekim pazar günü evden markete gitmek için çıktığında önce arkadaşın Aslı Çınar'la buluşuyorsun. Evet. Sonrasında da Murat'ın ailesini mı arıyorsun? Gel beni al, evden kaçtım diye. Evet. Kaçmanın sebebi neydi? Ya evde huzurum yoktu. Hı hı. Mutlu değildim o yüzden. Peki huzursuz ve mutsuz bir evin içerisinde yaşamak istemiyordun. Murat'a sığındın. Evet. Murat'la bir gelecek planlıyor muydunuz? Evet. Yani Murat'a güvendin sen. Evet. Niye güveniyorsun Murat'a? Çünkü uzun süredir birbirimizi tanıyorduk zaten. Peki. Evlenmek de istiyorduk zaten. Ailen bunu biliyor muydu? Başkası olarak biliyorlardı. Ne olarak biliyorlardı ismini? Görkem. Görkem. Kaç yaş? Sen nasıl anlattın erkek arkadaşını? 25 yaşında okuyor. Murat kaç yaşında? 38 yaşında. Murat'ın yaşını sakladın, 25 dedin. Evet. Adını değiştirdin, Görkem dedin. Evet. Peki ne iş yapıyordu? Kim acaba? Görkem. Okuyordu dedi. Okuyordu. Murat ne iş yapıyor? Kuryecilik. Kuryeci. Onlar senin 6 aydır arkadaşlık ettiğin kişinin Görkem, 25 yaşında, evet, ve okuyan bir çocuk olduğunu biliyordu. Evet. Ama senin gerçek sevdiğin adam 38 yaşındaki Murat ve kuryecilik yapan Murat'ı hiç bilmiyorlar. Değil mi? Sen onunla ilgili gerçekleri sakladın. Doğru mu? Evet. Sebebi? Yaşından dolayı. Yaşından dolayı. Evet. Ama ailene ben 38 yaşındaki bir adamı seviyorum. Aramızda yaş farkı var ama ben ona güveniyorum dedin mi? Bir kere dedim sadece. Hiçbir şey söylemedi. Ece şunu anlamıyorum. Hayattayken kendini öldürüyorsun, sosyal medyadan ölüm haberini yayıyorsun. Sevdiğin bir adam var, ona güveniyorsun değil mi? Evet. Sizle ilgili bunları söylediğini biliyor muydunuz? Sizin isminizi, işinizi, yaşınızı değiştirdiğini. Sonradan söyledi bana ama ben normalde
benden bahsettiğini biliyorum. Hani zaten sorun oradan başladığını biliyorum. Çünkü bir ara biz Ece ile ayrıldık, tekrar barıştık. Yine aynı şekilde yaşımın sorun olduğu. Hani benim zaten ailesi, hani tanışmamamın, karşılarına çıkamamın sebebi de yaşından dolayı. Hani bu yaş çok büyük sorun olur diye. Yoksa gerçekten annesine babasına çok saygı duyuyorum. O az önce anlattığınız, hani aramam gerekirdi dediniz ya. Onun için de gerçekten haklısınız. Yapmam gerekirdi ama yaşından dolayı, yani yaş farkından dolayı çekindim. O yüzden ikisinden de özür diliyorum, annesinden ve babasından. Haklılar bu konuda ve saygı duyuyorum. Ya benim için mesela asla konuya girmek istemiyorum. Çok gecikmiş bir özür. Kim olursam olayım, ne kadar hatam ve kusurum olursa olsun, dürüstçe giderim ya Kars'ın. Doğru bir şekilde giderim. Kardeşim ben buyum. Bak, çıplaklığımla bu kadarım. Beni ister böyle kabul edin, ister etmeyin. Ama doğru olan kızlarıyla ilgili bilgiyi vermendi. Seni kabul edip etmemeleri değil. Ececiğim, cuma daha ataktım. Bugün neyin var? Sakinim. Sakinsin. Evet. Yani daha huzurlu mu anlamında? Yani. Ha? Yani daha rahatım. Daha rahatsın. Ailenle barıştığın için? Hem ailem yanında hem sevdiğim insan yanında. Şu beklemediğin bir tablo muydu? Yani gerçekleşmesini bekliyordum zaten bugün. Kendim de zaten görüşmek istiyordum ailemle. Ama onun gerçekleşmesini sen istemiyordun. Çünkü o gerçekleşmeye giden tüm yolları kapatan sensin. Babam ve annem burada. Görkem diye tanıttığı, anlattığı çocuk aslında Murat ve o saydığı özelliklerden bambaşka biri. Evet. Mustafa Bey. Evet. Yani Ece ile sizin ilişkinizin önündeki, kızınız olan ilişkinizdeki en büyük engeller Ece'nin söyledikleri. Evet. Doğru olmayan bir şekilde anlattıkları. Evet. Bu da çok evet. büyük bir kafa karışıklığına yol açıyor. Evet. Hala kafamız karışık yani, biz yani. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bence Murat Bey'in de kafası karışması yani. Gerekir. Ha? Yani. Murat Bey. Yani. Ben asla şuna inanmam. Evlilik, mesleğim gereği bunu biliyordum. Ama bu programa, Esra Hanım'ın programında yer almaya başladıktan sonra evliliğin çok daha da ağır olduğunu ve bazı insanların bunu taşıyamayıp altında kaldıkları, onunla da birlikte çocukları o enkazın altında bıraktıklarına bizzat hepimiz birlikte tanık oluyoruz. O yüzden de evlilik, kendi ailenin içerisinde huzursuzluk var, ben kaçayım da hemen birini bulayım evlenmek değildir. Kaçtığınız kişinin, tanırsınız, aile okey vermez, siz artık plan yaparsınız, kader ortaklığı yaparsınız ama evde problem var, ben de ilk gördüğüm birine kaçayım, o da X bir kişi olsun, adı farklı olsun, mesleği farklı olsun. Ben mesela hala şu sorunun cevabını alamadım. Şimdi tanıdığı ve sevdiği adam bu. Niye onun özelliklerini değiştiriyor? Yani oradaki amacın ne? O bizim kabul etmeyeceğimizi bildiği için bence. Ama bu sadece sizin kabul edip etmemeniz değil. Yani Ece'nin de kafasında belki de Murat'la ilgili soru işaretleri var. Çünkü o evden ayrılabilmek için aylar önce kendini bile öldürebilen birisi. Yani kendini siz onu aramayın, sormayın. Yeni bir hayat. Oradan diyor ki ben mutsuzum. Birinci nasıl kurtulabilirim? Arkadaş çevreme yazarım. İşte öldüğümü de söylerim. Rahmetli beni, oldu. Beni arayıp sormaz ailem. Ben kendime bir yaşam kurarım. O esnada birisi çıkıyor. Onunla da ilgili aslında ailesinin kabul etmeyeceğini düşünüyor. Onunla ilgili de öngörüleri var. O yüzden ben sizden sevgili, saygım sonsuz ama Ece'nin sağlıklı düşünebilmesi için ailesinin yanına gitmesi, siz yine görüşmeye devam edin. Olması gereken o zaten. Yine görüşün, aileler tanışsın. Ece rahatladın mı biraz? Evet. Hı? Ailenle şimdi konuşabilirsin. Bak artık hiç yalan yok, riya yok, hiçbir şey yok. Bir şeyi saptırmana, değiştirmene gerek yok. Ne istiyorsun babacığım? Ne istiyorsun? Söyle, ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Murat'la evlenmek istiyorum. Bunda tamam, daha tanıyalım. Aşkım senin annen baban ben değilim. Bak annem tamam, yanında. Bak. Gözün tamam. içine bakıyor. Sen ona bir kere bak diye. Gözlerimiz birbirine değsin diye. Şimdi bak tamam, evlenin. Ben bir şey demiyorum. Yine. Zaten biz istemesek de siz o yola girmişsiniz. Ben buna biz hiçbir şekilde mani olamayız. Ama şimdi ben isterim ki her şeyin gelenek ve göreneklerimize göre olsun. Bunun dedesi, babaannesi, anneannesi, dayıları, amcaları, bir sürü akrabası var. Yani. Senin de vardır muhakkak. Var. Yani
Biz şimdi Ece'yi alıp gidelim. Hayır. Yine görüşün. Hayır, ben gelmek şey istemiyorum. Ben onu görüştürmeyecek diye bir şey düşünmeyin. Yani. Hayır. Şimdi, ben geri dönmek istemiyorum. Ece. Ben geri dönmek. Ben Murat'ın ailesinin yanına gitmek istiyorum. Nikah kadaldı, o da kalmak istiyorum. ATV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.